Gençler selamlar, ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım 3-4-5 yayınlarının AYT 10'lu denemelerinin ilkini bu videoda sizle beraber çözüyoruz. Çözemediğiniz ya da çözümünü öğrenmek istediğiniz soruların çözümlerine bu video aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Ekstradan sizin için şöyle bir güzellik yaptım. Videonun altında açıklama kısmında hangi sorunun çözümü kaçıncı dakikadaysa bunların linklerini bıraktım. O linke tıkladığınız anda dilediğiniz sorunun çözümünü de açabilmiş olacaksınız. Böylelikle bu kolaylığı da size sunmuş olayım istedim. Arkadaşlarım hazırsanız ilk sorumuzda vakit kaybetmeden başlayalım. Şimdi A kümesi 1, 2, 6, 8 ve 9 elemanlarından oluşmuş bir küme. Bu kümenin elemanlarından 4 tanesi seçilip seçilen bu elemanların her biri farklı kutulara yazılarak bu eşitlik sağlanmış. Buna göre seçilmeyen eleman aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Arkadaşlar deneme yanılma yöntemiyle de yapabilirsiniz. Ya da dersiniz ki işte bakın burası 5. Alt kısım madem öyle burası ne olmak zorunda? İşte 5'in böleni olmak zorunda. Dolayısıyla 5'in böleni olacak şekilde ya burası 1 ya da 5 gelecek şekilde sayılar seçebilirsiniz. Ya da dediğim gibi yine deneme yanılma yöntemiyle zaten 5 tane sayı var. 4 tanesini seçeceğiz. Bir tanesi açıkta kalacak. Yerlerine yazacağız arkadaşlar. Bakın ben buraya 9 ve buraya 6 yazdığım takdirde 9 ile 6'nın toplamı 15. 3'e böldüm 5 geldi. Demek ki bunun sonucu 5 gelecek. Yani buraya 1 gelecek şekilde seçmem lazım. 9 ile 6'yı seçtim. Doğal olarak aralarında bir fark bulunan 2 ile 1 var. 2-1 1 yapar. 5 bölü 1 de 5 gelir. Yani bunları da kullandım. Kullanmadığım eleman 8'miş derim. Ve cevabı da Ceyhan seçeneği deriz sevgili gençler. Devam ediyorum ikinci sorumla. A, B ve C pozitif tam sayılar olmak üzere 60 çarpı A eşittir B kare. Yani 60 ile A'yı çarptığım zaman bir karesel sayı elde edeceğim. Karesel sayı elde edeceğim. Sonrasında A'nın karesiyle 6'yı çarptığım zaman da burada B çarpı C'yi elde etmem gerekiyor. B'nin en küçük değeri için C'nin değeri kaçtır diye sormuş. Yani B'nin ben minimum değerini bulacağım. Bulduktan sonra da şurada yerine yazıp C'yi elde edeceğim. Şimdi arkadaşlar 60 dediğimiz sayı 3 çarpı 4 çarpı 5 3 4 5 4'ü de sevgili arkadaşlar 2'nin karesi biçiminde yazalım. Şimdi ben bu sayıyı bir A sayısıyla çarptığım takdirde burası ne oluyor dedik? B'nin karesi yani bir sayının karesi. Bir sayının karesini ben asal çarpanlarına ayırdığım takdirde bu asalların kuvvetleri ne olmak zorunda? Çift olmak zorunda. Yani 2'nin karesi gibi bakın burası zaten çift dolayısıyla buna yapacak bir şey yok ama şuraya bir 3 üzeri 1 ve burayı da 5 üzeri 1 ile çarpsak bizim işimizi görür gibi. Böylelikle ne olmuş olur? 3'ün karesi çarpı 2'nin karesi çarpı 5'in karesi yani 2 kere 5 10 onunla 3'ü çarptım 30 burası 30'un karesi gelir. Yani bu A'nın içerisine ben neleri dahil etmek istiyorum? 5 üzeri 1 ve 3 üzeri 1 yani 15 yani ben A'yı 15 buldum bile tamam. A 15 ise B karede 30'un karesine eşit oluyor. Böylelikle B'nin en küçük değeri 30 olmuş oluyor. Şimdi B'nin en küçük değeri madem 30 gelin şuraya yazalım. 6 çarpı A'yı 15 bulmuştuk. 15'in karesi. 15'i de 3 kere 5 diye yazalım. 3'ün karesi çarpı 5'in karesi diyelim 15'in karesine eşittir. B'miz 30'du. B 30 ise sevgili gençler gelin onu da 2 çarpı 3 çarpı 5 biçiminde yazalım ve çarpı C diyelim. Şimdi gelin sadeleştirmelerimizi yapalım. 3 gitti, 3'ün bir tanesi gitti. 5 gitti, 5'in bir tanesi gitti. 2 gitti, 6'yı 2'ye böldüm. 3 geldi. 3 çarpı 3, 9. 9 kere 5, 45 yaptı. İşte o 45 de bize C'yi verdi. Doğal olarak cevabımız ne olacakmış? Adana seçeneği olacakmış sevgili arkadaşlar. Devam ediyorum 3. soruyla. 3. sorumuzda gençler bir karmaşık sayı sorusu. Bana bir fx vermiş. Fx x kare artı x artı 1 biçiminde yazılmış bir fonksiyon. Kural bu olan bir fonksiyon. Ve kök eksi 1 de i olmak üzere f1 eksi i bölü f1 artı i ifadesinin gerçel kısmı sorulmuş. Şimdi x gördüğümüz yere bir 1 eksi i bir de 1 artı i yazarak olaya başlayalım. Bakın f1 eksi i eşittir 1 artı 1 eksi i artı 1 eksi i'nin karesi. Neydi arkadaşlarım? Eksi 2i'ydi. Doğru mu? Direkt 1 eksi i'nin karesi. Hatta şuraya da not olarak yazabilirsiniz unutanlar varsa. 1 eksi i'nin karesi eksi 2i ve 1 artı i'nin karesi de artı 2i'ydi. Unutmayın arkadaşlar. Peki bir de gelin f1 artı i'ye bakalım. F1 artı i. Bakın onu şuradakini yine kullanacağız. Yazıyorum yerine 1
artı x gördüğüm yere yazıyordum 1 artı i artı 1 artı i'nin karesi de 2i yaptı. Şimdi bize demiş ki soru bunu buna böl, o zaman ben bunu buna böleceğim. Üst tarafı bir kontrol edelim, 1 artı 1'den 2 ve şurası da eksi i eksi 2i'den eksi 3i yapmış oluyor. Bölü alt kısma bakıyoruz şimdi de 1 artı 1 2 geldi, i artı 2i de 3i yapar. Şimdi bunun gerçel kısmı soruluyor. Peki ben bunun gerçel kısmını nasıl bulacağım? Hemen arkadaşlar böyle rasyonel biçimde ise bulamıyorduk. Hemen eşleniğiyle çarpıyoruz. 2 eksi 3i ile çarpıyoruz. Böylelikle şununla şunu çarparsam 2 eksi 3i'nin karesi gelir. Birincinin karesi 4. Eksi 2 çarpı birinci çarpı ikinci. Yani şu şekilde. Ve daha sonrasında ikincinin karesi. İkincinin karesi de 9i kare yapar. İ kare eksi 1 olduğu için eksi 9 gelir arkadaşlarım. Bölü alt kısımda ise a artı bi ve a eksi bi var. Çarpımları a kare artı b kareydi. Yani 2'nin karesi artı 3'ün karesinden de burası 13 gelir. Şimdi üst tarafa bir daha bakalım. 4'ten 9'u çıkarttınız. Eksi 5. Şu kısımda arkadaşlarım eksiler gitti. Artı 12i yaptı. Bölü 13 dedik. Şu an soruyu bitirdik. Bakın reel kısmı eksi 5 bölü 13 iken imajiner kısmı da 12 bölü 13'tür deriz. Bize de zaten gerçel kısmı sorulmuştu. Cevap eksi 5 bölü 13, yani Adana seçeneği olacaktı deriz sevgili arkadaşlar. Geçtim dördüncü soruma. Dördüncü soruda ise A ve B ifadelerini bize vermiş. Buna göre A artı B bölü A kere B çarpı X kare artı 1 ifadesinin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Öncelikle arkadaşlarım şu 1'i ve şu eksi 1'i o kesrin içine bir yedirmemiz lazım. Onu da bileşik kesire dönüştürür gibi, hani böyle a artı b bölü c vardı ya, bu neydi? A çarpı c artı b bölü c idi. Doğru mu? Bunda bunu çarpıp üzerine b'yi ekleyip c'ye bölüyorduk. Burada da aynısını yapacağız. Bakın 1 ile x artı 1'i çarpıp üst tarafa ekleyeceğim. Yani x kare eksi x artı x artı 1 bölü x artı 1 diyeceğim. İşte a budur. B de sevgili gençler eksi 1 ile çarpacağız. Üst tarafı yazıyorum, x kare artı x eksi x artı 1 bölü x eksi 1 diyeceğim. Ben bunları biraz daha kısaltabilirim. Eşittir. Bakın eksi x ile artı x gitti. X kare artı 1 bölü x artı 1 dedim. Burası da artı x ile eksi x gitti. X kare artı 1 bölü x eksi 1 dedim. Şimdi bakın a ile b'yi topla demiş bize. A ile b'yi topladıktan sonra a kere b'ye böl demiş. Şimdi ben şu a'ydı, bu da b'ydi biliyorsunuz. Ben bu a ile b'yi toplarsam bir de paydasını falan eşitlemek zorunda kalacağım. Dolayısıyla bunu yapmak yerine gençler şöyle bir şey yapsak daha sanki tatlı olur gibi. Ne dersiniz? Bana katılır mısınız? Şu kısım var ya, bu kısmı gençler a bölü a kere b artı b bölü a kere b diye parçalarsam eğer, ben bakın yazıyorum a bölü a kere b artı b bölü a kere b diye parçalarsanız, bakın a'lar gider b'ler gider, 1 bölü b ile 1 bölü a'nın toplamı kalır. Şimdi 1 bölü a ile 1 bölü b'yi topla demiş ve bunu da git x kare artı 1 ile çarp bir zahmet demiş. Hadi bakalım şimdi 1 bölü a, yani şunu ters çevir diyor. Çeviririz güzel kardeşim, x artı 1 bölü x kare artı 1 yapar. Artı 1 bölü b, şunu ters çevir demiş, onu da çevirelim. X eksi 1 bölü x kare artı 1 yapar. Ve bu bulduğun sonucu da x kare artı 1 ile çarp demiş. Paydalar eşit olduğu için rahatlıkla toplayabilirim. X artı 1 ile x eksi 1'in toplamı 2x yapar. Bölü x kare artı 1 çarpı x kare artı 1. Şunlar cart cart gider. Cevabımız ne kalır? Elimizde 2x kalır. Cevapta Denizli seçeneği olmuş olur böylelikle. Hazırsanız devam edelim 5. sorumuzla. Şimdi 5. soruda arkadaşlar, eğer kutunun yönü, kutunun ağzı diyelim, sağ tarafa bakıyorsa ve içerisinde bir x yazarken x pozitif tam sayısının en büyük asal böleni, sol tarafa bakıyorsa kutunun ağzı y pozitif tam sayısının en küçük asal böleni şeklinde tanımlanıyor. A3 ve 3A iki basamaklı doğal sayılar olmak üzere bakın 30 küsür sayının en büyük asal böleni A3 iki basamaklı sayısının en küçük asal böleninden çıkarıldığında, yani bunun asal böleni, en büyük asal böleni bunun en küçük asal böleninden çıkarıldığında ne oluyormuş? 10 cevabını alıyormuşuz. A1 ve A9 iki basamaklı doğal sayıları için şu toplamın değeri kaçtır diye sormuş. Bakın arkadaşlar 30 küsür bir sayı var elimizde ve A3
Yani A'nın kaç olduğunu bilmiyoruz. İki basamaklı sayısı var elimizde. Bunun maksimum asal bölenini alacağız. Bunun da minimum asal bölenini alacağız. Bundan bunu çıkardığımız takdirde cevap da 10 olacak. Şimdi asal bölenler, bunu da sakın unutmayın. Şimdi asal bölenlerden farkı 10'sa mesela ne olabilir? 13 ile 3. İlk aklıma gelen de buydu mesela. 13 ile 3. Çünkü ilk asal 2 üzerine 10 eklersem 12 olur. Sağlamaz. 3 olursa 10 olur. 10 eklersem 13. 3'e 13 sağlıyor. Mesela 30 küsürlerde en büyük asal böleni 13 olan bir sayı var mı? 39 var. Doğru mu? 39'un 13 diye bir böleni vardır. Peki A9 olursa 93'ün en büyük asal böleni nedir diye soracak olursak arkadaşlarım. Şimdi 93 dediğimiz sayı sevgili arkadaşlar nedir? 31 ile 3'ün çarpımıdır. Ve bunun en küçük asal böleni nedir? 3. Şimdi burası 3 gelecek. Burası da 13 gelecek. Çıkardım 10 sağladı. Mükemmel. Demek ki A kesinlikle neymiş? 9'muş. O zaman yerine yazacağız. Bakın şuraya 91 olacak. Şurada kaç olacak? 99. Bunun ağzı sol tarafa bakıyor. 91'in en küçük asal böleni ki 7 kere 13'tür zaten. Demek ki 7'yi kabul edeceğiz. Ağzı sağ tarafa baktığı için, kutunun ağzı sağ tarafa baktığı için de bunun en büyük asal bölenini alacağız. Ki bu 9 kere 11'dir. Bu da 3 çarpı 3 çarpı 11 yapar. En büyük asal böleni 11'dir. Burası da 11'miş. İkisini topla demiş. Yani 7 ile 11'i toplarsanız da cevap ne olur? 18 olur. Doğru cevabımız Edirne seçeneğinde verilmiş sevgili arkadaşlarım. Hazırsanız geçelim 6. soruya. Baş katsayısı 2 ve sabit terimi 4 olan ikinci dereceden bir f fonksiyonu için gx fonksiyonu fx artı x eksi k eşitliğini sağlanmakta. Gx eşittir 0 denkleminin kökler toplamı 3 ve kökler çarpımı eksi 1'dir de denilmiş aynı zamanda. Şimdi fx'i bir yazmak istiyorum ben. Fx gençler baş katsayısı 2 idi. 2 ile başlayacağım. 2x kare diyeceğim. İkinci dereceden olduğu için böyle başladım. Şuradaki x'in katsayısını bilmediğim için ax dedim. Ve sabit terimi de 4 olduğu için artı 4 dedim. Fx bu. Yani fx olma adayı diyelim buna. A'yı bilmiyoruz çünkü. Peki. Gx fonksiyonumuz neymiş bizim? Gx fonksiyonu da işte burada bulduğumuz fx'e x ekle diyor. Yani 2x kare artı ax artı x. Artı 4'ümüz vardı, bir de eksi k çıkar demiş buradan. 4 eksi k olur. Bakın gx fonksiyonu bu. Ve bunu sıfıra eşitleyen köklerin kökler toplamı 3'müş, kökler çarpımı eksi 1. Şimdi kökler toplamı dediğimiz şey eksi, bakın eksi a, eksi 1. Çünkü arkadaşlarım şu kısmı ben x parantezinde a artı 1 diye yazarım. Kökler toplamını da eksi b bölü a ile buluyoruz ya. Eksi b'si eksi a eksi 1 bölü a'sı da 2. Eşittir kaçmış, kökler toplamımız 3. Yani eksi a eksi 1 eşittir 6. Bunu buraya gönderdim. Ve eksi a eşittir 7 ise eğer, a kaçtır? Eksi 7'dir. Şimdi a'yı bulduk. A elimizde. Burası neymiş? Eksi 7 x olacakmış. Pekala. Bir de gelin k'yı da bulalım. Kökler çarpımımız c bölü a'ydı. Yani 4 eksi k bölü 2. Bu da kaçmış arkadaşlar? Eksi 1'miş. Demek ki 4'ten k'yı çıkardığımız takdirde 2 ile eksi 1'i çarptınız. Eksi 2 geldi. Bunu bu tarafa, bunu bu tarafa atarsanız da k kaç gelir? 6. Demek ki k'da 6'ymış. Şimdi arkadaşlarım g1 diyor. Fx fonksiyonumuz bizim ne oldu? 2x kare eksi 7x artı 4 oldu. Gx fonksiyonumuzda bakın şuradan kopya çekeceğiz. Eşittir 2x kare. Şurası a artı 1'di. A'mız eksi 7'ydi. Eksi 7'ye 1 ekledim. Eksi 6. Eksi 6x gelmiş oldu. K'mız da 6'ydı. 4'ten 6'yı çıkardım. Eksi 2 olmuş oldu. Şimdi g1'i bulacağız. F1'i bulacağız ve oranlayacağız. G1 arkadaşlarım 2 eksi 6 eksi 2'den eksi 6'dır. F1 de 2 eksi 7 artı 4'ten eksi kaç geliyor arkadaşlarım bakalım. 2'den 2 ile 4'ü çıkardım, topladım. 6, 6'dan 7'yi çıkardım. Eksi 1. Bakın G1 eksi 6'ymış. Bu da eksi 1'miş. İkisini birbirine oranlarsam eksiler gider ve cevap kaç olur? 6 olur. Doğru cevap Edirne seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Geçtim 7'ye. 7. sorumuzda. 7. sorumuzda. Demiş ki Px polinomu için bu eşitlik sağlandığına göre PPX polinomunun x artı 1 ile bölümünden kalan sorulmuş. Önce bize ne sorulduysa onu bir elde etmemiz gerekiyor. Neye bölmüşüz? X artı 1'e. X artı 1'e bölünüyorsa bunun kökü nedir arkadaşlarım? X eşittir eksi 1. Bu eksi 1'i götürüp bölünen polinomu da yerine yazacağız. Yani bizden istenen aslına bakarsanız P içerisinde P eksi 1 istenmiş. Peki madem bu isteniyor. Şunu şöyle kenara çekelim.
Madem bu isteniyor, öncelikle P-1'i elde edebilmek adına burada P-1'i bir bulalım. Ama x gördüğünüz üzere -1 yazmayacaksınız. Çünkü burası P-1 polinomu. 0 yazarsanız ancak P-1'i elde edebilirsiniz. X gördüğünüz üzere 0 yazacağız yani. Yazalım. P-1 eşittir. 0'dan 1 çıktı. -1 -1'in karesi 1. 0'ın karesi 0. 0'a 1 ekledim. 1 karesini aldım. Yine 1. 1 artı 0 artı 1'den de 2 geldi. Yani arkadaşlarım burası 2'ymiş P-1. Ve artık bizden ne isteniyor diyebilirim? P2 isteniyor. P2'yi bulabilmek için x gördüğüm yere tabii ki ne yazmam gerekiyor? 3. Böylelikle P2'yi elde etmiş olurum. P2'de x gördüğümüz yere 3 yazıyorduk. 3'ten 1'i çıkardım. 2, 2'nin karesi 4 geldi. 3'ün karesi 9. Ve 3'e 1 ekledim 4. 4'ün karesi de 16 yapmış oldu. Bu da sevgili arkadaşlarım 9, 16 daha 25. 4 daha 29'u verir bize. P2 soruluyor demiştik. P2 kaçmış? 29'muş. Yani bu da bize cevap olarak Denizli seçeneğini vermiş olur sevgili arkadaşlarım. Devam ediyorum hazırsanız 8. sorumla. Şu kısmı sileceğim izninizle ve okuyalım sorumuzu. Baş katsayısı 2 olan ikinci dereceden Px polinomu için P1, P-2 eşit ve ikisi de 0'a eşit olduğuna göre Px artı 1 eksi Px ifadesi hangisidir diye sorulmuş. Öncelikle ben baş katsayımın 2 olduğunu biliyorum. İkinci dereceden bir denklemim var. P1 ile P-2 sıfırsa demek ki 1 köküm x1 eşittir 1, x2 eşittir eksi 2 diyeceğim. Daha sonrasında 1 köküm 1 ve 2, diğer köküm eksi 2 ise ben bu Px polinomunu içerisinde çarpan olarak, bakın bir köküm 1 ise bir çarpanım x eksi 1'dir. 1 köküm eksi 2 ise diğer çarpanım da x artı 2'dir. Bir de biliyorsunuz ki mis gibi 2 diye bir baş katsayımız var. 2'yi de buraya eklediniz. Alın size Px polinomu. Px elde ettikten sonra işler kolay. Çünkü arkadaşlarım Px artı 1'i bulacağız. X gördüğümüz yere x artı 1 yazmamız yeterli. 2 çarpı x artı 1 eksi 1'den x gelir. X artı 1 artı 2'den x artı 3 gelir. İşte önce şunu bul sonra bunu bul de birbirinden çıkar demiş. Önce şurayı bulalım. İki parantezinde bakın x'i içeri dağıtıyorum. X kare artı 3x. Ki bu da bize neyi verir? 2x kare artı 6x'i verecektir. Bu 1, bu cepte arkadaşlar. Daha sonrasında bir de px'i dağıtalım. X eksi 1 ile x artı 2'yi birbirine dağıtacağım. X kare artı x eksi 2 gelecektir. Bunları da içeri dağıtırsanız bu da arkadaşlarım ne gelir? 2x kare artı 2x eksi 4 gelir. Daha sonrasında da bundan bunu çıkar demiş bize sorumuz. 2x kareler birbirini götürür. 6x'den 2x'i çıkardınız 4x. Ve burada da biliyorsunuz 0 var. 0'dan eksi 4 çıkarsa artı 4 gelir. Doğru cevabımız da böylelikle Adana seçeneği olmuş olur. 8'e Adana dedikten sonra devam ediyorum 9. sorumla. P ve Q birer önerme olmak üzere P ise Q'nun değili veya P'nin değili bileşik önermesinin en sade haline getirmek isteyen bir öğrenci. Sırasıyla aşağıdaki denklikleri yazmış ve bir denklikte hata yaparak yanlış sonuca ulaşmış gençler. Burada 5 tane denklik var aşağıya kadar ve sonucu 0 olarak bulmuş. Buna göre öğrenci numaralandırılmış denkliklerden hangisinde hata yapmıştır diye soruluyor. Hata olduğunu biliyoruz. Peki hangisinde? Öncelikle sevgili gençler yaptıklarına bir bakalım biz. Bakın bu buradaki ise'yi önce veya'ya çevirmiş ki çevirirken hiçbir hatası yok. İse veya'ya çevrilirken birincinin değili ortaya ise yerine veya yazıyorsunuz. İkincisini aynen yazdınız. Daha sonrasında bu eşitliğin aynısını yazmış. Bakın buraya getirmiş buraya yazmış. Yazdıktan sonra da ne yapmış? De Morgan kuralı uygulamış. Şuradaki değili veya'nın üzerine dağıtmış. Böylelikle P'nin değilinin değili P. Veya oldu V. Q'nun değili onu da yazmış. Burada da bir hata yok. Birinci denklik doğru. İkinci denklik doğru. Şimdi üçüncü denkliğe bakacağız. Bakın bunun aynısını buraya yine yazmış. Yazdıktan sonra da veya bağlacının V bağlacı üzerine dağılma özelliğini, sağdan dağılma özelliğini kullanarak bunu bu şekilde dağıtmış arkadaşlar. Bakın P veya P'nin değili, aradaki ana işaretimiz V, ana bağlacımız V, Q'nun değili veya P'nin değili. Vallahi bu da doğru. Bunda da bir sıkıntı yok. Devam. Bunun aynısını buraya yazmış. Yazdıktan sonra da P veya P'nin değiline 0 demiş. İşte burada cortladı. Neden? Çünkü arkadaşlarım P veya P'nin değili 1'dir.
Neden? Çünkü bu sıfırken bu 1, bu 1 iken bu 0'dır ve veya bağlacının içerisinde en az bir tane 1 varsa sonuç her zaman ne olmak zorunda? 1 olmak zorunda. Ama buradaki eleman ne yapmış? 0 yapmış. Dolayısıyla bizim 4. denkliğimizde hatamız var diyeceğiz. Hata olduğu için tabii 5. denklikte hatalı bir sonuç elde ediyoruz. Geçiyoruz 10. sorumuza. Evet, demiş ki Px baş katsayısı 1 ve kökleri birer tam sayı olan ikinci dereceden bir polinom olmak üzere bir öğrenci aşağıdaki tabloyu Px 0'dan küçük ve Qx 0'dan küçük eşitsizliklerinden oluşan eşitsizlik sisteminin çözümü için oluşturmuş. Fakat işaret tablosuna Px polinomunun köklerinden birini yerleştirmeyi unuttuğu için yanlış çözüm kümesi elde etmiş. Tablomuz bu. Yani öğrencinin yanlış olarak çizdiği tablo bu. Öğrenci tablodaki hatasını düzelttiğinde eşitsizlik sisteminin çözüm kümesini boş küme bulduğuna göre Px polinomunun sabit terimi hangisi olabilir diye sorulmuş. Şimdi Px'in bir kökünü 6 bulmuş, diğer kökünü de yerleştirmeyi unutmuş. Demek ki Px'in köklerinden bir tanesi 6. Bunda bir sıkıntı yok. Ve Qx'in köklerini bulmada falan hiçbir sıkıntı yaşamamış. İşaretlerinde hiçbir sıkıntı yaşamamış. Yani burası eksi olduğu doğru. Ve Qx de sıfırdan küçük yerleri işaretlettirdiği için bize soru burayı taramış. Bunda da bir sıkıntı yok. Px'in de sıfırdan küçük yerlerini işaretle demiş. Demek ki burası işaretlenmeyecek. Yani burası eksi değil. Yani burası mecburen artı olmak zorundaymış aslına bakarsanız. Burası artı olmak zorundaymış. Peki ama artıdan eksiye geçeceğimiz de bir doğru. Yani 6'dan eksiye 6'da geçmek zorundayız artıdan eksiye. Şimdi burası eksi ise doğal olarak eksiden şu tarafa doğru gittiğimiz zaman artıya geçmemiz lazım. Yani benim Px polinomumun ya şurada bir kökü olacak, 4 diye bir kökümüz olacak, ya da sevgili gençler daha farklı bir kökümüz var. Şimdi varsayalım ki Px polinomunun bir kökü 4 olsun. 4 olursa eğer artı eksi artı derim. Bunun eksi olarak burayı tararım, burayı tararım. Burada da burası tarandığında hiçbir ortak çözüm kümesi oluşmadığı için boş küme derim. Çok güzel. O halde benim Px polinomunun diğer kökü 4 olabilir. Diğer kökü de 6'ydı unutmayın. Ve baş katsayısı da 1'di. Demek ki bir kökü 6, diğer kökü de 4 olacaksa eğer bu Px polinomunun sabit terimini bulmak için x gördüğümüz yere 0 yazmak zorundayız. Yani P0'ı bulmak zorundayız. Bu da eksi 6 çarpı eksi 4'ten 24 gelir ki gördüğünüz üzere şıklarda 24 diye bir seçenek yok maalesef. Peki ne yapacağız? Yani bunun haricinde başka bir ihtimal var mı? Var arkadaşlarım. Nedir? Şöyle bir ihtimal var. Burada şöyle bir kökü yazmayı unutmuş olabilir. 5'i unutmuş olabilir ve Px'in bir diğer kökü 5 ise eğer bakın artıdan eksiye, eksiden artıya geçmiş olacağız ve burası full artı olmuş olacak. Ve doğal olarak da ya burası ya da burasını tarayıp bunun da burasını taradığı için yine çözüm kümesi boş gelecekti. Çözüm kümesi boş geldiği için de ben 5 diye bir kökün varlığını kabullenebilirim. Px polinomumuz x eksi 6 çarpı x eksi 5 olabilirdi. P0 da sevgili arkadaşlarım eksi 6 kere eksi 5'ten 30 olurdu ki gördüğünüz üzere Bursa seçeneğinde de bu mevcut zaten. Soru güzeldi. Güzel bir polinom sorusuydu. 11. sorumuza devam edebiliriz sevgili gençler. 11. soru bir parabol sorusu. Dikkatli dinlemenize de fayda var arkadaşlar. A, B, C ve D birer reel sayı olmak üzere dik koordinat düzleminde kırmızı, mavi ve siyah renkli paraboller çizilip yanlarına denklemleri yazılmış. Gördüğünüz üzere F mavi ile G siyahla ve H parabolü de kırmızıyla göstermiş. Buna göre kırmızı renkli parabolün denkleminde kare ve çember simgelerinin yerlerine sırasıyla şu 3 sayıdan hangileri yazılabilir diye sorulmuş. Şimdi öncelikle birazcık düşünelim. Biliyorsunuz ki parabolün kollarının yönünü tayin eden değişken ya da değişken demeyelim sabit x karenin katsayısı yani baş katsayı. Burada C ve kollar yukarı doğru olduğu için C pozitiftir. C'miz pozitif, A da pozitif o halde. Ve sevgili arkadaşlarım buradaki kare de ne olmak zorunda? Negatif çünkü bu parabolün kolları aşağı doğru. Pekala. C mi daha büyük, A mı daha büyük diye soracak olursanız hani ikisi de pozitif fakat C mi A mı daha büyük? Biliyorsunuz ki parabolün baş katsayısı pozitif olarak artarsa, pozitif artarsa kollar ne oluyordu? Daralıyordu. Azaldıkça da açılıyordu. Dolayısıyla
C'nin kolları daha birbirine yakın olduğundan C A'dan daha büyük. Şu şekilde yazabilirim o halde. C büyük A, bu da büyük 0 şeklinde gösterebiliriz. Pekala. Şimdi geçelim bir diğer kısma. Bakın burada D ve B var. Arkadaşlarım, bir parabolün y eksenini kestiği noktayı bulmak istiyorsanız sabit terimine bakacaksınız. Ki demek ki burası D, burası da B artık. Dolayısıyla şöyle söyleyebilirim ki D büyük B, o da büyük 0. Çünkü ikisi de y eksenini pozitif yönde kesmiş. Doğal olarak ikisi de pozitif. Pekala. Şimdi arkadaşlarım, şu yönünü tayin edecek. Yani negatif olacak, bu da pozitif olacak, unutmayın. B eksi D demiş. B'den D'yi yani küçükten büyüğü çıkarırsam eğer B eksi D negatif olur. Yani istediğimiz bir şey. Ve daha sonrasında şurası neden pozitif olacak? Pozitif tarafta kestiği için unutmayın. C eksi A'ya bakıyoruz. C'den A'yı çıkarırsak da pozitif olur. Dolayısıyla bu da sağlar. Eksi artı, eyvallah, birinci öncül doğru olabilir yani, yazılabilir. İkinci öncülümüze bakıyoruz. A kere D. A da pozitif, D de pozitif. Çarpımları pozitif gelir ki biz negatif gelmesini istiyorduk. Çünkü kollar aşağı doğruydu. Kollar aşağı doğru olduğundan sevgili arkadaşlarım, buranın negatif olması gerekiyor. İkinci öncülümüz gitti. İki olan bütün öncülleri silebilirsiniz. Üçüncü öncülümüze bakıyoruz. A'dan C'yi çıkarmış. A'dan C'yi çıkarırsak negatif gelir. Yani olabilir. Kollar aşağı doğruydu. D ile B'yi toplamış. D ile B'nin toplamı arkadaşlarım pozitif. Yani olabilir. Şimdi üçüncü öncüne de doğru deyip 1-3'ü işaretleyen arkadaşlarım için söylüyorum. Cevap anahtarını da görmüşsünüzdür ki cevap A seçeneği. Ama neden? Şimdi burada şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bakın. Bu yuvarlak neydi? Pozitif olması gerekiyor. Eyvallah. Ve bu kırmızı parabolün y eksenini kestiği noktaydı, biliyorsunuz. E şimdi B ile D'yi toplarsanız B ve D. İkisi de pozitif. Ben B'nin üzerine D'yi eklediğim takdirde şuralarda bir nokta bulmam gerekiyor. Yani bu parabolün kolları aşağı doğru olacaksa da y eksenini buralarda bir yerde kesmiş olması gerekiyor. Yani B artı D, B artı D buradaki noktadan daha küçük olamaz. Yani B'den veyahut D'den daha küçük olamaz arkadaşlar. Dolayısıyla tamam pozitif olacak ama buna da dikkat etmek gerekiyor. O halde sevgili gençler, 3. öncülü sileceğiz, olmaz diyeceğiz. Cevabımız da Adana seçeneği olacaktı diyeceğiz. Güzel bir ayak kaydırmalık çeldiricisi de yok değildi sorumuzun. Devam ediyorum 12. soruyla. Z karmaşık sayı olmak üzere. Z eşittir 2 eksi z'nin eşleniği. Bu eşitliği sağlayan z karmaşık sayısı hangisi olabilir? Hemen ne diyoruz? Biz z'mize a artı ib diyoruz. Böylelikle z'mizin eşleniği ne olur arkadaşlar? A eksi ib olacaktır. Hemen derhal yerine yazıyoruz. Nerede? Şu kısımda. Z gördüğüm yere a artı ib yazdım. Eşittir. 2'den de a eksi ib'yi çıkardım. Bakın burada a artı ib'miz var. Eşittir. 2 eksi a artı ib dedim. Her iki tarafta ib'ler olduğu için bunları götürdüm. Eksi a'yı fırlattım bu tarafa. 2 a eşittir 2. Demek ki a kaç olacak? 1. Yani z karmaşık sayımızın reel kısmı 1 olacakmış. Bakın reel kısmı 1, reel kısmı 2, reel kısmı 3, reel kısmı 0, reel kısmı 2. Yani sadece hangisi olabiliyor? Adana seçeneği olabiliyor sevgili gençler. Cevabımız A'ydı. Devam ettim 13. soruya. Uygun koşullarda tanımlı f ve g polinom fonksiyonları için f çarpı gx x küp artı x kare, f bölü g x artı 1 de x kare artı 2 x artı 1 bölü x artı 2. Bakın ben burada neler görüyorum? X artı 1'e bağlı olarak üst taraf x artı 1'in karesi gençler. Alt tarafta da x artı 1'e 1 eklemişiz. Doğru mu? Doğru. Peki aslına bakarsanız şöyle diyebilir miyiz? Fx artı 1 bölü gx artı 1 diye yazabilir miyim ben bunu? Vallahi yazabiliriz. Ve bir ihtimalde fx artı 1 buysa f fonksiyonu içine aldığı değerin karesini almış. O zaman fx içine aldığı değerin karesini alacaksa x kare olabilir. Gx artı 1 de içine aldığı sayının üzerine 1 eklemiş. Yani gx fonksiyonumuz da bizim x artı 1 olabilir. Üst tarafta denemekte fayda var tabi. Üst tarafta ne diyordu? Fx de gx'in çarpımı. Biz x kare bulduk. Bir de x artı 1 bulduk. Çarparsak bunları x küp artı x kare gelir ki buradakinin aynısı. Demek ki fx kesinlikle bu. Gx de kesinlikle bu. Devam. Olduğuna göre 3 tane öncül vermiş. Fonksiyonların grafiklerinden hangileri x ekseniyle kesinlikle kesişmez demiş. Şimdi fx artı gx ne olur? X kare artı x artı 1 olur.
Şimdi bunun deltası sevgili arkadaşlarım sıfırdan küçüktür. Nereden biliyorsunuz hocam? Bu ifadeyi ezberleyin, işinize yarar. Her zaman deltası sıfırdan küçüktür. B kare 1 eksi 4 çarpı A çarpı C eksi 3 olduğu için delta sıfırdan küçüktür ve x ekseniyle kesinlikle kesişmez. Yani birinciyi alacağız. Kesişmeyenleri soruyor. 1 olmayanları silebilirsiniz. Daha sonrasında ikinciye bakalım. X kareden x artı 1'i çıkar demiş. Yani eksi x eksi 1. Hemen bunun deltasına bakın. B kare yani 1 eksi 4 çarpı 1 çarpı eksi 1 eksi eksi artı yapar. Deltası 5 geldiği için mutlak surette x eksenini kesecektir. 2 olanları da silebilirsiniz. F bileşke gx yani fx'te x gördüğünüz yere x artı 1 yazarsanız x artı 1'in karesi gelecektir. Ve bu da sevgili gençler sıfıra eşitlerseniz x eşittir. Eksi 1 de x eksenine değiyor bizim bu parabolümüz. Dolayısıyla bu da iptal olur. Cevabımız da nedir? Adana seçeneğindeki yalnız 1'dir deriz sevgili gençler. Devam edelim 14. soruyla. Bir televizyon kanalı 2 tanesi gıda ürünü ve 4 tanesi temizlik ürünü olan 6 farklı ürün için reklam anlaşması yapmıştır. Bakın 2 tanesi gıda arkadaşlarım. 2 tanesi birbirinden farklı gıda reklamı. 4 tanesi de temizlik reklamı olmak üzere toplam 6 tane ürün için reklam anlaşmasında bulunuyor. Daha sonrasında yapılan anlaşmaya göre kanal yayınladığı bir dizinin reklam arasında 6 üründen rastgele 3 tanesini, ürün yerleştirme olarak da dizi oynatılırken ürün yerleştirme bölümlerinde de 6 üründen 2 tanesinin reklamını yerleştirecekmiş. Buna göre reklam arası da dahil olmak üzere dizinin tamamını izleyen bir seyircinin reklam arasında veya, bakın burası çok önemli, şu veya kelimesi bizim için çok önemli, veya ürün yerleştirme bölümlerinde en az bir adet gıda ürününün reklamını izleme olasılığı nedir, kaçtır diye sorulmuş. Şimdi reklam arasında 3 tane reklam yayınlanacak. Ürün yerleştirme bölümünde de 2 tane reklam yayınlanacak bu 6 reklamın içerisinden. Ben diyorum ki bu 3 tane reklamdan en az bir tanesi gıda olacaksa bu şu şekildedir. Gıda, temizlik, temizlik veyahut gıda, gıda, temizlik. Eğer burası ürün yerleştirmede uygulanacaksa gıda, temizlik ya da gıda, gıda biçiminde olmalıdır. Çünkü neden gıda, gıda, gıda yapmadık? Çünkü 2 tane gıda reklamı var. Şimdi arkadaşlarım bir tanesi gıda olacaksa 2 gıdadan birisi çarpı ikisi temizlik olacaksa 4 temizlikten ikisi. İkisi gıda olacaksa 2'nin ikilisi çarpı bir tane temizlik olacaksa 4'ün birlisi. Şurası toplam 2 kere 6'dan 12 yapar. Burası da 1 kere 4'ten 4 yapar. İkisinin toplamı 16'dır. Yani 16 tane istenilen durum var. Toplam durum adedi de 6 reklamdan 3 olduğu için 20'dir. Yani bunun gerçekleşme olasılığı 16 bölü 20. Şimdi bu cepte. Bu kalsın. Gelin bir de ürün yerleştirme kısmına bakalım sizle beraber. Ürün yerleştirmede ise bir tane gıda, iki gıdanın iki gıda reklamından bir tanesi, dört temizlik reklamından bir tanesi ve iki gıda reklamından iki tanesi olur gıda gıdada. 2 kere 4'ten 8, 2'nin ikilisi de 1. Toplamda 9 tane istenilen durum var. Peki tüm durum neydi? 6 reklamdan ikisi, 6'nın ikilisi de bize 15'i verir. Yani tüm durumumuzda 15, 9 bölü 15'te bunun olma gerçekleşme ihtimali, bunu da yine kaydettik. 16 bölü 20 ve 9 bölü 15'i şimdi fazlaca kullanacağız. Şimdi arkadaşlarım burada veya kelimesinin öneminden bahsetmiştik. PA ne olsun? Reklam arasında en az bir tane gıdanın yayınlanma olasılığı olsun. PB de ürün yerleştirmede en az bir tane gıda reklamının bulunma olasılığı olsun. Bizden istenen P, A birleşim B veya dediği için birleşimi kullandık. Bunun bir özelliği vardı hatırlarsanız. PA birleşim B, PA artı PB eksi PA kesişim B idi. Bunu unutmayın. Şimdi 16 bölü 20 dediğimiz şey 4 ile sadeleştirirsek 4 bölü 5'tir. Bakın buraya 4 bölü 5'i yazdım. Artı PB de 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 5, 3 bölü 5'tir. Eksi 4 bölü 5 çarpı 3 bölü 5 dedim. Kesişim ikisinin beraber gerçekleşme olasılığını çıkardık. Şimdi toplarsak eğer burayı 7 bölü 5 gelir. Eksi burası da 12 bölü 25 gelir. Şu kısmı 5 ile genişletecek olursanız 35 eksi 12 bölü 25 bize cevabı verir. 35'ten 12'yi çıkarttınız. 23 bölü 25 bizim cevabımız olacaktı. Doğru cevap da Denizli seçeneğinde mevcuttur deriz sevgili gençler.
Ve devam ediyorum bir diğer sorumla. Seçil, bilgisayarında kopyalama işlemi yaparken bilgisayarı depolama alanı yeterli olmadığı için aşağıdaki uyarıyı vermiştir. Aşağıda gösterilen dosyalar kopyalanamadı. Toplamda en çok 30 MB büyüklükteki dosyaları kopyalamak için alanınız var denilmiş. Seçil, uyarı ekranında her birinin boyutu altında yazan dosyalardan en az bir tanesi Word dosyası olan toplam 30 MB büyüklüğündeki dosyaları seçerek kopyalama işlemine devam edecektir. Buna göre seçil dosya seçme işlemini kaç farklı şekilde yapar? En az bir tanesi neymiş arkadaşlarım? Word dosyası olacakmış. Şimdi PNG dosyalarının hepsi 5 MB, Word'lerin hepsi 10 MB ve PDF'lerin hepsi de 15'er MB. Bunu da unutmayalım. Şimdi şöyle seçebilir. Word seçebilir. Tamam. Word 10 MB'tı. Unutmayalım. Toplam 30 MB'tı. Word'lerden bir tanesini seçecekti. Varsayalım ki bir tane Word programını silmesin. Bir tanesi kalsın. Sileceklerinden seçiyoruz. Değil mi? Bakın toplam uyarı ekranında her birinin boyutu altına yazan dosyaların en az bir tanesi Word dosyası olan toplam 30 MB büyüklüğünde dosyaları seçecek ve kopyalama işlemine devam edecek. Bir tane Word'ü seçtim. Daha sonrasında bunun yanına bir tane PDF seçebilirim. PDF 15 MB'tı ve bunun yanına da bir tane PNG formatında dosya seçeceğim ki bu da 5 MB'tı. Bakın toplamı 30 MB olmuş oldu. Toplamı 30 MB olmuş oldu. Daha sonrasında sevgili gençler, en az bir tanesi Word dosyası olan demişti ya. Bunların toplamı 30 MB geldi. Peki 2 tane Word seçebilir mi? 2 tane Word'ü seçerse tamam. Ve sevgili arkadaşlarım toplam seçerek 3 tane seçecek diye bir durum söz konusu değildi. Bunu da unutmayın. Bakalım herhangi 3 tanesini seçecek demiyor. Biz burada 3 tane seçtik ama uyarı ekranında her birinin boyutu altına yazan dosyalardan en az bir tanesi Word dosyası olan toplam 30 MB büyüklüğünde dosyaları seçecek diyor. Dolayısıyla bir tane Word seçer 10 MB. Diğer Word'ü de seçer. En az bir tane Word istiyordu çünkü. Onda bu. Geriye kaldı 10 MB'ımız. O zaman iki tane de PNG seçer. PNG ve PNG bunlar da 5'er megabayt olursa yine toplamda 30 MB'lık seçmiş oluruz. Şimdi gelin bu seçimlerimizin kaç farklı biçimde yaparız ona bakalım. Bakın 2 tane Word dosyamız vardı. Word'den bir tane seçtik 2'nin birlisi. Çarpı 3 tane PDF'den bir tanesini seçtik 3'ün birlisi. Çarpı 3 tane PNG formatından bir tane seçtik. 3 çarpı 3, 9 çarpı 2'den 18 durum burada var. 2 tane Word seçtik. 2 tane Word'ün arasından. 2'nin ikilisi. Çarpı 1 tane PNG seçtik 3 tanesinin arasından. Ve pardon özür diliyorum. 2 tane PNG seçtik 3 tanesinin arasından diyelim. Olay direkt bitsin. 1 çarpı 3'ten de burası 3 gelir. 18 farklı durum. 3 farklı durum daha toplam 21 farklı durum yapmış olur. Ve sevgili arkadaşlarım cevabımız da Edirne seçeneği olmuş olur. Logaritma 3 tabanında 27 biliyorsunuz ki sevgili gençler 3'tür. Çünkü 27 3'ün küpüdür. Logaritma 5 tabanında 5. Logaritmanın içi ile tabanı aynıysa biz bunlara 1 diyorduk. 3 ile 1'in toplamı 4. 4'ün de bir karekökü var. 4'ün karekökü de 2'dir. Bölü. Şimdi alt taraftayız. Alt tarafı küp kök içerisinde. Logaritma bakın 256 demek 2 üzeri 8 demek. Bir de burada 2 var. Şuradaki 8'i başa ters çevirip atıyorduk. Küp kök içerisinde 1 bölü 8 çarpı logaritma 2 tabanında 2 kalacaktır. Ve biliyorsunuz ki logaritma 2 tabanındaki 1'dir. 1 bölü 8'in küp kökü de 1 bölü 2'dir. Yani ben buraya 1 bölü 2'yi yazarsam ters çevirip çarptığım takdirde cevabı direkt bulurum. Doğru cevabımız neymiş? Edirne seçeneğiymiş dedik. Devam ediyorum bir diğer sorumla. Tabii şu kısmı silelim arkadaşlar ki çözümümüze yer kalsın. Fonksiyonel bir hesap makinesinde ekrandaki sayıya logaritmik işlemler uygulanabilmekte. Logaritmanın tanım kümesine uygun işlemler yapıldığında ekranda doğru sonuç çıkmakta. Tanım kümesine uygun olmayan işlemler yapıldığı zaman da hesap makinesi hata vermekte. Genelde syntax error diye bir yazıda çıkar hatta. Örneğin 5 yazılıp 5 tabanında logaritma alma tuşuna basıldığında arka arkaya 2 defa basıldığında logaritma 5 tabanında 5 çıkıyor. Bakın şu bizim yazdığımız 5 onu unutmayalım. Şuradaki arkadaşlarım şu bizim yazdığımız 5 2 defa basıldığı için de şu ve şu işlemleri hesap makinesi kendisi ekliyor. Şimdi demiş ki bize A yazılıyor. Bu tuşa arka arkaya 3 defa basılınca doğru sonuç alıyoruz ama 4. defa basıldığında hata veriyor. B yazıldıktan sonra şu tuşa 4 defa basıyoruz doğru sonuç veriyor. 5. defa basıldığında hata veriyor. A artı B toplamı maksimum kaçtır diye sormuş.
Bakın yazalım. Logaritma, bakın 3 tabanında logaritma alma tuşuna 3 defa basıldığı zaman bir sıkıntı olmadığına göre şu şekilde bunun sonucu doğru çıkıyor. Ama bir kere daha basılınca şu şekilde hata veriyormuş arkadaşlar. Bu hatalı sonuç. Peki ben diyorum ki o zaman nasıl hata verir? Demek ki şu logaritmanın en dıştaki logaritmanın içi, yani işaret dediğim yer, sıfırdan küçük veya eşit oluyordur. Bundan kaynaklı hata veriyordur. O halde yazalım. Burası sıfırdan küçük veya eşitse 3 üzeri 0 1'dir. Demek ki burası 1'den küçük veya eşit. 3 üzeri 1 3'tür. Demek ki burası da 3'ten küçük veya eşit. Yani logaritma 3 tabanında a küçük veya eşittir 3 diyeceğiz. 3 üzeri 3 27 olduğuna göre a küçük veya eşittir 27 dememiz gerekiyor. Bunu nereden yapıyoruz? İşte en son yaptığımızdan 3 üzeri 3 27. Şöyle dedim. Burası sıfırdan küçük veya eşitse, yani iç tarafı 3 üzeri 0 1'dir. Demek ki içerisi ne olacakmış? Sıfırdan küçük veya eşit olacakmış manasında yaptım. Orası değil tabii ki. Şu işaretlediğim kısım vardı ya, sarı kısım. Burası sıfırdan küçük veya eşitse 3 üzeri 0 1 olduğu için burası 1'den küçük veya eşit. Burası 3'ten, a da 27'den. Aynısını diğerine uygulayalım şimdi. B sayısı yazılıp arka arkaya 4 defa şuna basılabiliyormuş sonuç çıkması için. Logaritma 2 tabanında, logaritma 2 tabanında, logaritma 2 tabanında, logaritma 2 tabanında B. Bakın 4 defa yazdım, sonuç çıktı, bir sıkıntı yok. Ama 5. defa yazdığım takdirde burada bir hata alıyormuşuz. Bunun hatalı çıkabilmesi için işaretlediğim, sarıyla işaretlediğim kısmın sevgili arkadaşlarım sıfırdan küçük veya eşit olması gerekiyor. Burası sıfırdan küçük veya eşitse bunu silersem şu kısım 2 üzeri sıfırdan 1'den küçük veya eşit. 2 üzeri 1 2, burası 2'den küçük veya eşit. Demek ki burası da 4'ten küçük veya eşit 2'nin karesinden. Yazıyorum, logaritma 2 tabanında b küçük veya eşit 4 ise 2 üzeri 4 16 olduğu için b küçük veya eşittir 16 diyeceğim. Şimdi öncelikle sevgili gençler, biz a'mızı 27'den küçük veya eşit, b'mizde 16'dan küçük veya eşit bulduk. A artı b'nin maksimum değeri soruluyorsa a'nın maksimum değeriyle b'nin maksimum değerinin toplanması şart. A'nın maksimum değeri 27, b'ninki de 16. Bu ikisini toplarsak maksimum değer olarak karşımıza 43 çıkacaktır. Dolayısıyla cevabımız da A seçeneği olacak diyebiliriz sevgili gençler. Devam ediyorum bir diğer sorumla. Pozitif terimli AN aritmetik dizisinde A1 artı AN eşittir AN artı 3 olduğuna göre A6'nın A2'ye oranı hangisidir diye sorulmuş. Şimdi pozitif terimliymiş AN. Ben diyorum ki A1 zaten şu şekilde düşünelim. A1 zaten A1'dir. Bunun üzerine AN'i eklediğim takdirde bakın şurası ne oluyormuş? AN artı 3. AN artı 3'ü ben AN artı 3R biçiminde yazabilirim. R aritmetik dizinin ortak farkı. Şimdi her iki tarafta AN'ler oluştuğuna göre bunlar gider ve A1'in kaça eşit olduğunu buluruz? 3R'ye. O halde sevgili gençler, A6'yı ben A1 artı 5R diye yazarım. A2'yi de A1 artı R biçiminde yazarım. A1'imiz 3R'ydi, yerine yazalım. 3R artı 5R bölü 3R artı R. Üst taraf 8R, alt taraf 4R. İkisini birbirine oranlarsak 2 gelir. Bu da bize cevabı verir. Doğru cevap C'ydi. Devam ediyorum 19. sorumla. Demiş ki AN ve BN ilk terimleri aynı olan birer geometrik dizidir. Pozitif terimli BN dizisi içinde 2B2 artı B3 eşittir B4 eşitliği de aynı zamanda sağlanıyor. B10 A4'ten büyük olduğuna göre AN dizisinin ortak çarpanı aşağıdakilerden hangisi olamaz diye sorulmuş. Öncelikle AN ve BN ilk terimleri aynıydı. Ben bunların ilk terimlerine sevgili arkadaşlarım X diyeyim. X hem A1'e hem de B1'e eşittir diyebiliriz böylelikle. Bakın şimdi 2 çarpı B2'yi nasıl yazarım ben? Geometrik dizinin ortak çarpanına da R diyelim. Tamam? Geometrik dizinin ortak çarpanına R diyelim. Şimdi B2 ne olur? Şu 2 buradaki 2. B2 arkadaşlarım birinci terimle, yani B1 ile R'nin çarpımıdır. Üçüncü terimde birinci terimle R karenin çarpımıdır. Dördüncü terimde birinci terimle R küpün çarpımıdır diyelim. Bakın burada 2xr artı xr kare eşittir x çarpı r küp olacaktır. Şimdi bn dizisi pozitif terimli olduğuna göre x parantezini aldım. 2r artı r kare
eşittir x çarpı r küp oldu. Her iki taraftan x'leri götürebilirim çünkü birinci terimin de pozitif olduğunu biliyorum. Burayı da r parantezine aldım. 2 artı 1 geldi. Eşittir r küp dedim. Ve her iki taraftan birer tane r'yi silebilirim. Şurası r bu arada. Her iki taraftan birer tane r'yi silebilirim. Böylelikle 2 artı r eşittir r kare oldu. İse r kare eksi r eksi 2 hepsini sağ tarafa topladım. Eşittir 0'ı çaktım buraya. Şimdi bakın r'ye r. Eksi 2'yi artı 1 diye açarsanız r ya 2 olur ya da eksi 1 olur. Şimdi arkadaşlarım. Bu dizilerin ikisi de geometrik diziydi. Bunu unutmayalım. Bunu unutmayalım. B10 dediğimiz şey ve pozitif terimliydi. Pozitif terimli olduğu için R'miz eksi 1 de olamaz. Neden? Çünkü R eksi 1 olursa terimler bir pozitif bir negatif bir pozitif bir negatif gelecektir. Demek ki R2. B10'u nasıl yazabilirim? B10 arkadaşlar X çarpı birinci terim çarpı üzerine 9 tane R'nin yan yana çarpımı. Yani R üzeri 9. Büyüktür demiş. A4'te zaten A4'tür. Bunda bir sıkıntımız yok. Ama şöyle diyebiliriz. Birinci terim çarpı AN geometrik dizisinin ortak çarpanına da D diyelim. D küp olsun. Şimdi her iki taraftaki x'leri götürebilirim. R üzeri 9, 2 üzeri 9'dur. Büyüktür. D küp demiş. Şimdi 2 üzeri 9 ne? Hocam 512. 512 eğer D küpten büyükse D gördüğümüz yere 6 yazabiliriz çünkü 6'nın küpüdür. 6'nın küpü 216, 512'den küçüktür. 2'nin küpü 8, 3'ün küpü 27, 7'nin küpü 289. Bu da sevgili arkadaşlarım, pardon özür dilerim. 7 kere 50, 350, 349 mu yapar? 7'nin küpü kaçtı? Hemen bulalım. 7 kere 9, 63, 28, 34, 343. Üzgünüm. Tabii ya 350'den 7 çıkaracağız. 343. 7 de sevgili arkadaşlarım 512'den küçüktür. Fakat 9'un küpü 512'den büyük olduğu için AN dizisinin ortak çarpanı olan D 9 olamaz. Umarım anlaşılmıştır. Devam edelim 20. soruyla. Demiş ki bize x eşittir a reel sayısı için sürekli olan bir f fonksiyonu. Fx eşittir. A'da bir parçalanma noktamız var. Kritik noktamız A'dan küçük veya eşitken Gx, A'dan büyükken Hx biçiminde tanımlı. Buna göre 3 tane öncül verilmiş. Kesinlikle doğru olan soruluyor. Kesinlikle doğrudur diye sorulan sorularda aksine bir tane örnek vermemiz yetiyor. Şimdi demiş ki Gx'in A'daki limiti Hx'in A'daki limitine eşittir. Bir kere ben H ve G'nin A'da limitlerinin olup olmadığını bilmiyorum. Dolayısıyla yoktur, eşittir, yoktur gibi bir seçenek de karşımıza çıkabilir. F'in A'da, A reel sayısı için sürekli, F A'da sürekli ama bu demek olmuyor ki G ile H da A'da sürekli. Dolayısıyla kesinlikle doğrudur diyemem. Olabilir ama. G A, H A'ya eşittir demiş. Bakın, H A'ya eşitliğini gösterebilmek için, H A'ya eşitliğini gösterebilmek için, ben burada X gördüğüm yere H fonksiyonunda sadece X'ler A'nın sağ tarafına giderkenki değerleri yazıyorum. A'yı yazmıyorum. Doğal olarak sevgili arkadaşlarım haşanın tanımlı olup olmadığını bile bilmiyorum. Bu durumda GA ile haşa birbirine eşittir diyemem. Evet A'yı burada G gördüğüm yere yazabiliyorum. G'de X gördüğüm yere A yazabiliyorum ama haş fonksiyonunda X gördüğüm yere A yazamam. Dolayısıyla buna da kesinlikle doğrudur diyemem. GA eşittir. Limit X A'nın sağ tarafına giderken haşx. Evet çünkü F'in A noktasında limiti olduğuna göre ben burada A'yı yerine yazabiliyorum. GA eşittir. Burada da x'ler a'nın sağ tarafına yaklaşırken h'ın limitini yazabiliyorum. Dolayısıyla bu eşitlik kesinlikle doğrudur. Cevabımız da yalnız 3'tür. Bursa'dır diyeceğiz. Geçtim sağ üst tarafa 21. örneğime soruma. A gerçek sayı olmak üzere uygun koşullarda tanımlı. Fx eşittir a bölü x kare artı 1'in karesi fonksiyonu veriliyor. F'in türevinde eksi 1'de 12'ye eşit olduğuna göre A'nın alabileceği değerlerin çarpımı sorulmuş. Şimdi düşünelim. Ben bu Fx'i biraz daha kibar hale getireyim. A çarpı x üzeri eksi 2 artı 1. İşte bunun karesi diyelim. Daha sonrasında da bize bu F'in türevi lazım. Türevini aldıktan sonra da eksi 1 yazacağım. Hadi F'in türevini bulalım. F'in türevinde x eşittir. 2'yi başa indirdim. İçine olduğu gibi yazdım. Daha sonrasında da üzeri 1 oldu. İçinin türevi. İçinin türevi de eksi 2 çarpı a çarpı x üzeri eksi 3 yaptı. Üstünde biraz azalttım.
Bu kadar arkadaşlar. 1'in türevi 0'dı. Gelin şimdi f'in türevinde eksi 1'e bakalım ve 12'ye eşitleyelim. 2 çarpı eksi 1'in eksi 2. kuvveti 1'dir. Çift kuvvet olduğu için. Burası a geldi. A artı 1 çarpı. Şurası da eksi 1'in eksi 3. kuvveti eksi 1'dir. Başındaki eksi ile beraber artı yapar ve 2a kalır burada da. Ve bu da kaçmış? 12'ymiş. Şimdi öncelikle ben bunu 2 çarpı a artı 1 çarpı 2 çarpı a biçiminde yazarım. Eşittir 12 olduğunu. 2 kere 2 4. 4'e böldüm. 3. A ile a artı 1'in çarpımı da neymiş arkadaşlarım? 3'müş. Dağıtın bunu. A kare artı a. 3'ü de sol tarafa gönderin. Eksi 3 eşittir 0 ise burada a'nın alabileceği değerlerin çarpımı sorulduğuna göre ve benim elimde a'ya bağlı ikinci dereceden bir denklem olduğuna göre a'nın alabileceği değerlerin çarpımı aynı zamanda bu denklemin kökler çarpımına eşittir. Yani c bölü a'ya, o halde cevap eksi 3 bölü 1'den eksi 3'tür derim. Doğru cevap da Adana seçeneği olmuş olur. Devam ediyorum. Beğendiğim sorulardan bir tanesi bu denemede 22. sorumla. Kırmızı renkli bir lastik şekildeki tahtanın üzerindeki belirli noktalara çivilerle sabitlenmiş durumdadır. Lastiğin hareketleriyle her defasında oluşan grafik fx fonksiyonunun türevinin grafiğini modellemektedir. İşte fx'in türevinin grafiği bu arkadaşlar. Tahta üzerinden 1'den 3'e kadar numaralandırılmış çivilerden herhangi biri çıkarıldığında lastik diğer çivilerin olduğu noktaların arasında tekrar gergin hale gelmektedir. Güzel, çok güzel düşünülmüş bir soru. Buna göre tahta üzerinden 3 tane öncül verilmiş. Hangileri doğrudur diye soruluyor. Devam edelim okumaya. Şimdi 1 numaralı çivi çıkarılırsa fx'in yerel maksimum noktasının apsisi değişir. Öncelikle fx'in yerel maksimum noktasının apsisi, bakın şurası max'tır, artıdan eksiye geçtiği için burası maksimumdur. Burada hiçbir ekstremum yok. Eksiden artıya geçtiği için de bakın burası da minimumdur derim. Şimdi diyor ki 1 numaralı çiviyi çıkar. Ben 1 numaralı çiviyi çıkarırsam eğer, şunu çıkarırsak, hemen 1'in solundaki ve sağındakilerin arasında bu lastik ne olacaktır arkadaşlar? Aynı bu şekilde gergin hale gelecektir. Ve 1 numaralı çivi yokmuş gibi davranacaktır. Ve gördüğünüz üzere yani bizim grafiğimiz artık şu olsa dahi f'in maksimumu minimumu değişmiyor. Dolayısıyla birinci öncül cortladı. Değişir demiş çünkü bize. İkinci öncüle bakalım. 2 numaralı çivi çıkarılırsa, şu kısmı silelim. 2 numaralı çivi çıkarılırsa eğer şu. Hadi çıkaralım. 2'yi çıkardığım takdirde bu buradan kaybolur ve burası direkt buraya bağlanır arkadaşlar. Şurası şöyle olur. Fx'in yerel minimum noktasının apsisi değişir. Evet, eksiden artıya geçtiği yerlerden birisi de artık burası olur. Ve artık burası kalkar. Dolayısıyla minimum noktasının apsisi değişir. İkinci öncül doğru. Burayı da silelim. 3 numaralı çivi çıkarılırsa eğer demiş. 3 nerede? Burada. 3 numaralı çivinin olmadığını düşünün. Bizim artık lastiğimiz şu şekilde gerginleşecektir. Fx'in artan olduğu aralıklar değişir. Hayır. Fx zaten burada artandı. Ben 3'ü çıkardım. Hala artan olmaya devam etti. Artan olduğu yerler değişmedi. Cevabımız ne olacak? Yalnız 2. Çok da hoş soruydu. Tekrar ediyorum. Üçüncü sorumuz. Tekstille bel genişliği beden numarası W ve boy uzunluğu beden numarası H olan bir pantolonun dikiminde harcanan kumaşın uzunluğu L santimetre olmak üzere L uzunluğu şu formülle hesaplanır demiş bize sevgili gençler. Şöyle gösterelim onu. Bu formülle hesaplayacağız biz L'yi. Terzi Aslı bel genişliği beden numarası ile boy uzunluğu beden numarasının toplamının 70 olduğunu bildiği bir pantolonun dikiminde. Şimdi W ile H'ın toplamının 70 olduğunu biliyor Aslı terzimiz. 70 olduğunu bildiği pantolonun dikiminde harcanan kumaşın uzunluğunu ölçtüğünde pantolonun kullanılabilecek en kısa kumaş ile üretilebildiğini hesaplamıştır. Buna göre Aslı'nın kumaşını ölçtüğü pantolonun bel genişliği beden numarası olan W kaçtır diye sorulmuş bize. Şimdi W'yu sormuş. Ben ise L'nin arkadaşlar H çarpı H eksi V artı 50 V olduğunu da biliyorum. Aynı zamanda H'ı burada yalnız bırakacak olursak bunun 70 eksi V olduğunu da biliyorum aynı zamanda. O halde H gördüğüm yere 70 eksi V yazabilirim. Bakın yazalım. 70 eksi V çarpı 70 eksi V eksi V'den 70 eksi 2 V gelir.
Ve artı bir de neyimiz var? 50V'miz var. İşte bu L'ye eşit. H'ı ortadan kaldırdık. Ve V'ye bağlı sevgili arkadaşlarım bir fonksiyonumuz oldu. Bu fonksiyon arkadaşlarım neydi bu L dediğimiz? Kumaş uzunluğu. Kumaş uzunluğunun en az değerini bulabilmek adına da ben bunun türevini almak istiyorum. L türev. L türevi almadan önce şunları dağıtsak daha, sanki daha kolay olacak. 70 çarpı 70, 70'in karesi eksi 140 V eksi 70 V artı 2 V kare artı 50 V. Daha sonrasında ben bunun türevini alıyorum şimdi. L türev. 70'in karesinin türevi 0 zaten sayı. Eksi 140 eksi 70 artı 4 V ve artı 50. Türevini aldıktan sonra da 0'a eşitliyorduk hatırlayın. 4V eksi 140 eksi 70 eksi 210 yapar. 50 daha eksi 160 yapar. Eşittir 0 dedim. 4V eşittir 160 ise V'nin ne olması gerekiyor? 40 olması gerekiyor. Bize V kaçtır diye sorulmuştu. V'nin 40 olması şart arkadaşlar. Doğru cevabımız Bursa'ydı. Ve devam ediyorum 24'te. 4'ten 9'a 1 bölü kök x eksi 1 dx eksi 9'dan 4'e x bölü 1 eksi kök x dx ifadesinin değeri nedir diye sorulmuş. Öncelikle 4'ten 9'a kadar 1 bölü kök x eksi 1 dx'imi yazdım. Şuradaki eksiyi artı yaparsam burası 4, burası 9 olacaktır. Dolayısıyla yine 4'ten 9'a x bölü burası artı oldu artık 1 eksi kök x dx diyelim. Paydalar eşit değil gördüğünüz gibi ama ben burayı kök x eksi 1 diye yazarsam, bakın burayı kök x eksi 1 diye, yani eksiyle çarparsam bunu da eksiyle çarparım, olay tamamlanır. Böylelikle elimizde 4'ten 9'a kadar 1 eksi x bölü kök x eksi 1'imiz kalır dx dedim. Daha sonrasında da yine 4'ten 9'a şu 1 eksi x'i 1 eksi kök x çarpı 1 artı kök x diye 2 kare farkı yardımıyla ayırabilirim. Bölü alt kısımda da eksi parantezinde 1 eksi kök x'imiz kaldı. Dx dedim. Götürülecekleri götürelim. Bakın 1 eksi kök x, 1 eksi kök x gitti. Şuradaki eksiyi de dışarı attım. Böylelikle 4'ten 9'a dışarıda eksi var. 1 artı x üzeri 1 bölü 2 diyelim. Dx'imiz kaldı. 1 artı kök x'i 1 artı x bölü 1 artı x üzeri 1 bölü 2 diye yazdım. 1'in integrali x'tir. X üzeri 1 bölü 2'nin integrali de x üzeri 3 bölü 2 çarpı 2 bölü 3'tür. Ve burada da ben 4 ile 9'u yerine yazacağım. Bulduğum cevabı da eksiyle çarpacağım, unutmayalım. 9'u yerine yazalım. 9 artı 2 bölü 3 çarpı 9'un karekökü 3, 3'ün küpü 27. Eksi, açtım parantezi, 4'ü yazacağım. 4 artı 2 bölü 3, 4'ün karekökü 2, 2'nin küpü çarpı 8. Ve bulduğumuz cevabı da eksiyle çarpmayı lütfen unutmayalım. Şimdi bakın 27'yi 3'e böldüm 9. 2 kere 9 18, 18'e 9 ekledim 27. Eksi 2 kere 8 16 bölü 3. 4 artı 16 bölü 3'ümüz var. 3 kere 4 12, 16 daha 28 bölü 3 yapacaktır. Eksi burada 28 bölü 3'ümüz var. Ve ne demiştim, bunu da eksiyle çarpacağız demiştim. 27 kere 3 81. 81'den 28'i çıkaracağız. Bu da 53 yapar. Bölü 3. Bir de bunu eksiyle çarparsak cevap bu olur. Daha eşittire gerek yok. Cevabımız eksi 53 bölü 3'müş arkadaşlar. Doğru cevabımız Bursa seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Devam ediyorum 25'te. Aşağıdaki birim kareli dik koordinat düzleminde eksi 2'den x5'e kadar olan kapalı aralıkta y eşittir fx'in grafiği gösterilmiş bize. A pozitif gerçel sayı olmak üzere eksi 1'den a bölü 2'ye kadar f2x dx'in 4 katı eksi 2'den a'ya kadar fx dx'e eşit olduğuna göre bunu sağlayan a değeri hangisine eşittir diye sorulmuş. Öncelikle ben şuradaki 2x'e u dersem, 2x eşittir u'ysa değişken değiştirme yapalım. Diferansiyelini alalım her iki tarafın. 2dx eşittir du olur. Bize dx lazımdı. Dx eşittir arkadaşlarım du bölü 2'dir. Daha sonrasında sınırları da belirleyelim. Eksi 1'i yazın şurada yerine. 2 kere eksi 1 eksi 2 yapar. Bakın alt sınır eksi 2. A bölü 2'yi şurada yerine yazarsanız bölü 2 ile çarpı 2 gider. Burası a gelir. Ve böylelikle içerisi de fu du bölü 2 olur.
Bölü 2'yi de dışarı attım. Bu geldi. Ve bunu 4 ile çarp demiş. Ben bunu 4 ile çarparsam da, bakın çarpı 4'ü unutmayalım. Şununla şu gider, çarpı 2 kalır burada. 2 tane eksi 2'den a'ya kadar fu du eşittir. Eksi 2'den a'ya kadar fx dx. Şimdi gençler bir kere şu kısmı da silelim bir. Burayı dikkatli dinleyin. Eksi 2'den a'ya kadar, yani eksi 2'den a'ya kadar fu du dediğimiz değerle eksi 2'den a'ya kadar fx dx dediğimiz değer birbirine eşit zaten. Bunlar birbirine eşitken bunu 2 ile bile çarpsa yine birbirine eşit oluyor. Demek ki artık şunu söyleyeceğiz. Bu 0'mış, bu da 0'mış. Böylelikle 2 kere 0 eşittir, 0'ı sağlarız. Tamam. Şimdi bizim şunu aramamız gerekiyor. Eksi 2'den şuradan başlayıp öyle bir x1, x2, x3, x4, x5 noktasından birini seçmemiz gerekiyor ki buradan oraya kadar olan kısmın İntegrali 0 olsun. Yani alanlarını hesaplayacağız. X eksenin üzerinde kalan alanlara pozitif diyeceğiz. X eksenin altında kalan alanlara negatif diyeceğiz. Ve topladığımız zaman 0 olacak sevgili arkadaşlar. Peki gelin bulalım. Öncelikle şu kısmın alanına bakalım. Buradaki üçgenin alanına. 1 kere 4 bölü 2'den 2'dir. 1 kere 2'den yine 2'dir. 1 kere 1 bölü 1'den burası da 1 bölü 2'dir. Yani üstte kalan toplam alan şu an 4,5 oldu. Peki altta kalan alanın da 4,5 olmasını bekliyoruz. Şöyle olursa 1 bölü 2 olur. Şurası da 1 bölü 2 idi. Bakın şurası da 1 bölü 2. 1 bölü 2, 1 bölü 2, 1 bölü 2, 1,5 yapar. Daha sonrasında şurası 1'di. Şurası da 2. 1, 2 daha 3 yapar. 3 eklersem 4,5 elde ettim mi? Çok güzel. Demek ki nereye kadar 4,5? Şuradaki işaretlediğimiz kırmızı alan 4,5'muş. Ve integral hesapladığımız zaman burasının alanı da -4,5 gelecek. Artı 4,5 ile -4,5 toplanırsa ancak bu şekilde 0 gelir. Demek ki bizim a'mız, yani şuradaki a değerimiz x3'e kadar olacakmış. x3 olacakmış. Dolayısıyla a değeri c seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Devam edelim 26. sorumuzla. Gerçel sayılarda sürekli f fonksiyonu her x reel sayısı için a çarpı a eksi 1 küçük veya eşittir. A'dan a artı 1'e kadar fx dx, o da küçük veya eşittir. A kere a artı 1. Eşitsizliğini sağlamakta. Yukarıdaki özelliği bilen bir öğrenci a sayısını 9'dan 16'ya kadar f kök x bölü kök x dx olmak üzere a'nın alabileceği tam sayı değerlerinin sayısını bulmak için integralde kök x eşittir u dönüşümünü kullanmış, fakat dönüşümde kök x'in diferansiyelini hesaplarken türevini yanlışlıkla 1 bölü kök x olarak bulmuş. Normalde neydi bunun diferansiyeli? 1 bölü 2 kök x dx'ti ama ikisini yazmayı unutmuş, yani 2'ye bölmeyi unutmuş. Diğer işlemleri doğru yaptığına göre öğrencinin bulduğu sonuçla doğru sonuç arasındaki fark kaçtır? Önce doğru sonucu bulalım isterseniz. Doğru sonucu bulalım. Öncelikle sevgili gençler, ben şu kısmı almak istiyorum buradan. Onu bir aşağı yapıştıralım. Şunu da şöyle ucundan çekelim kulağından. Ve integralimiz zaten yukarıda belli. Şunu şöyle aşağı çekelim. Bakın arkadaşlar. Öncelikle çocuğun bulduğu, yani çocuğa sorulan soruyu şu şekilde düşünelim. Kök x'e u demiş zaten. Ben bunu diferansiyeline alırsam 1 bölü 2 kök x dx eşittir du olacaktır. Ve daha sonrasında bize 1 bölü kök x dx lazım olduğu için şunu şurada yalnız bırakmak için buradaki bölüm durumundaki 2'yi karşıya atacağım. Yani 1 bölü kök x dx eşittir 2 du olacak. Bu cepte artık. Daha sonrasında sınırlarımızı da belirleyelim. A sayısı eşittir. Bakın alt sınır 9'du. 9'u yerine yazalım. 9'un karekökü 3'tür. Alt sınır 3 oldu. Üst sınır 16'ydı. 16'nın karekökü 4'tür. 4'ü de buraya yazdım. Burası da fu oldu. Dx bölü kök x de, bakın dx bölü kök x de 2du. 2du. Dolayısıyla ben buraya 2'yi yazdım. Buraya du'yu yazdım. Çok güzel. Şimdi öncelikle 3'ten 4'e kadar fu du'yu, bakın a'dan a artı 1'e kadar fx dx'e benzetebiliriz. Yani a'mız burada 3, a artı 1'imiz 4, fu du da fx dx zaten. O zaman a'yı yerine yazalım. Bakın a 3'tü. 3 çarpı 3 eksi 1'den 2, 3 kere 2 6, 3 çarpı burası da 4, 3 kere 4'ten 12. Yani bizim 6 ile 12 arasındaymış şuradaki değerimiz. Bunu da 2 ile çarpacağız. O zaman a gerçekte bulmamız gereken değer. 2 ile çarparsak eğer biz bu 6 ile 12 aralığını, 12 küçüktür veya eşittir
A. O da küçük veya eşittir. 12 2 ile çarparsam 24 arasında olacak. Şimdi bu cepte çocuğun bulması gereken sonuç buydu. 12 ile 24 arasında. Ve arkadaşlarım ne demiştik bakalım. Öğrencinin bulduğu sonuçla tamam. Ne demişti? Fonksiyonu her x reel sayısı için tamam sıkıntı yok. Şimdi şöyle diyelim arkadaşlarım bir de. Çocuk diferansiyel alırken şunu unutmuş olsun. Şuradaki 2'yi almamış olsun. Eğer bu 2'yi almazsa burası direkt du olarak gelecekti. Ve du olarak geldiği için de biz şuradaki 2'yi yazamayacaktık. Yazamadığımız için de çocuğun bulduğu sonuca da ç diyelim 6 ile 12 arasında bulacaktı. Şimdi ne demişti soruda bize arkadaşlarım? Bakın bu öğrenci neyi hesaplamak istiyordu? A'nın alabileceği tam sayı değerlerinin sayısını bulmak istiyordu. Şimdi normal şartlar altında kaç tane şurada sayı var? 12'den 24'e kadar. 24'ten 12'yi çıkardın. 12, 1 ekledin. 13 tane sayı var. Çocuğun bulduğunda 12'den 6'yı çıkardınız. 6, 1 eklediniz. 7 tane tam sayı var. Peki fark kaçtır diye sorulmuş. 13'ten 7'yi çıkarırsanız fark 6'dır arkadaşlarım. Doğal olarak cevapta Bursa seçeneği de verilmiştir diyeceğiz gençler. Ve devam ediyoruz bir diğer sorumuzla. Aşağıda dik koordinat düzleminde 0,4 kapalı aralığında f ve g fonksiyonlarının türevlerinin grafikleri verilmiş. Bunlar türev grafiği, sakın unutmayın. Boyalı bölgeler üzerindeki yazılı değerler bulundukları bölgedeki alan değerlerini ifade etmekte. Buranın alanı 2a, buranınki 2b, 6b, 3a, 5a, 3b. F ve g fonksiyonlarının 0,4 kapalı aralığında yerel maksimum noktalarının apsisleri sırasıyla x eşittir a ve b olmak üzere demiş. Hemen onları da bulalım mı? Bakın f kırmızıydı, f türev kırmızıydı. Türevi verilmiş bir grafiğin maksimum noktasını nasıl bulurum? Artıdan eksiye geçtiği yerdir değil mi o? Artıdan eksiye nerede geçmiş kırmızı? İşte burada geçmiş. Ve f'in maksimum değeri a'ymış, demek ki burası a. G fonksiyonu artıdan eksiye nerede geçmiş? Bakın burada artıdan eksiye geçmiş, demek ki burası da b'ymiş gençler. Şimdi düşünelim. Diyor ki a'dan b'ye f türev x dx, aslında bu nedir arkadaşlar? A'dan b'ye f türev x dx nedir? Fb eksi fa'dır. Neden? Çünkü türevinin integrali f'tir. F'i bulduktan sonra da a ile b'yi yerine yazarsanız fb eksi fa'yı bulursunuz. Artı bu nedir o zaman? GA eksi GB'dir. Ve bunun da 6 olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda şuradaki ifadenin ve buradaki ifadenin alan belirttiğini de biliyorduk. Unutmayın bunu. A'dan B'ye kadar F türev X dx. Bakın A'dan B'ye kadar F türevin altında kalan alan 6B'ydi normalde. Fakat A'dan B'ye, yani sağdan sola aldığımız için eksi 6B gelecek. Demek ki şu kısım eksi 6B. Artı GA eksi GB dediğimiz, yani şurası da sevgili arkadaşlarım B'den A'ya kadar G'nin altında kalan alan, yani 3A, ama x ekseninin altında kaldığı için eksi 3A olacak. Yani ben aradaki artıyı kaldırayım, 6B'den 3A çıktığı takdirde diyelim ne kalıyormuş? Eksi 6 kalıyormuş. Şöyle yazalım. Şimdi 3'e de bölelim bunu, belki ihtiyacımız olur. Çok güzel de bölünüyor. 3'e böl eksi 2B, 3'e böl eksi a eşittir 3'e böl eksi 2. Şimdi bu cepte kalsın, tamam mı? Bu ihtiyacımıza karşılayabilir. Demiş ki bize, şu kısmı sildim. Bize diyor ki 0'dan a'ya f türev x ve b'den 4'e kadar g türev x integralinin sonucu. Hemen yukarı çıkalım. 0'dan a'ya kadar demiş. 0 burası, a burası. F türev x, f'in altında kalan alan. Bakın burası eksi 2b artı 6b yapar. Yazalım. Eksi 2b artı 6b yapar. Daha sonrasında b'den 4'e kadar g türev x, b'den 4'e kadar g türev x, g'nin altında eksi 3a ve 5a var. Dolayısıyla onu da yazalım. Eksi 3a artı 5a. Bu toplamın sonucu sorulmuş. Şurası nedir? 4b. Şurası nedir? 2a. Şimdi gençler, şunu eksi 2 ile çarpın bakalım ne geliyor. Bize bu sorulmuştu. Eksi 2 ile çarparsam 4b artı 2a gelir. Bu da 4'ü verir. Bakın 4b artı 2 daha 4'müş. Demek ki bizim cevabımız da 4'müş diyeceğiz. Doğru cevap Adana seçeneğinde verilmiştir. Evet, sona doğru yaklaştık. Trigonometri sorularındayız. Tan x ile cot x'in çarpımı. Hocam 1'di bu. Evet 1'di. 1 bölü cos x yazdım. Eksi sekant x neydi? O da 1 bölü cos x'ti. Ve burada da ne var? 1 artı kosinüs x'imiz mevcut gençler.
Peki 1 bölü cos x parantezini alırsam şurada ne kalır? 1 eksi, burada ne kalır? 1 artı cos x kalır. Gördüğünüz üzere eksi 1 ile artı 1 gider. Cos x'de de bunu çarparsanız cos x bölü cos x'ten doğru cevap 1 gelir. Cevabımız Adana seçeneğinde verilmiş sevgili gençler. Geçtim 29'a. Şekilde 1 bölümü gösterilen dikdörtgen biçimli ve kasa uzunluğu 25 birim olan kamyonetin kasası ile aynı uzunluğa sahip kapağı 30 birim uzunluğundaki zincirle AB konumunda kasaya bağlı iken zincir çıkarılınca 90 derece dönmüş. Bakın şurada zincirle bağlı şu şekilde dururken zincir arkadaşlar çıkarılınca 90 derece dönüp yere değmiş. Yere temas etmiş. Kasanın yatay kenarı yani şurası arkadaşlarım. Düzlemini, yer düzlemini paralel ve kapakla yer düzlemi arasındaki açı x olduğuna göre kotanjant x sorulmuş bize. Şimdi öncelikle şurası 25 ise kasanın buradaki kapağının takıldığı yerde 25'tir. Kasanın kapağı da 25'tir. Bakın burası da 25 aynı zamanda. Çok güzel. Şimdi ben diyorum ki şunu şöyle paralel olarak çeksek. Tamam. Bunu çektikten sonra arkadaşlarım şurası eğer x ise şurasının da x olması gerek. Burası x ise şu kısım, bakın şu kırmızıyla işaretlediğim kısım nedir? 90-x'tir. Doğru mu? Doğru. Ve daha sonrasında eğer şurada bir dik üçgen falan oluşturmaya gayret gösterebilirsek bir şeyler yapabiliriz diye tahmin ediyorum. Pekala. Şimdi burası 25 ise sevgili gençler, şurası 25 ise, bir de unutmayın burada da dik üçgen var değil mi? Tamam. Bizden de kotanjant x sorulmuştu. Yani bu x'in komşusunun karşısına oranı sorulmuştu. Ben şunu söyleyebilirim ki tanjant 90-x aslına bakarsanız kotanjant x'in aynısıdır. Daha sonrasında burası 90-x'di ya. Arkadaşlar burası da dik. Madem öyle, eğer burası da dikse ben diyeceğim ki 90'dan 90-x'i çıkarırsam eğer elimde sadece x kalır. Yani gençler kısaca şunu söyleyebiliriz ki şurası da neymiş? X'miş. Şimdi ben bu x'e 2a diyeyim. Tamam mı? Hatta şu tanjant 90-x bizim hiçbir işimize yaramayacak demek ki. Neyse bir kenarda dursun, yaramasa yine sileriz. X'e 2a dersem bakın burası 2a artık. Ve daha sonrasında gidelim. Şuradan şöyle aşağı bir indiririm ben bunu. İndirdikten sonra dik indirdim. Bakın burası 15 olur. Burası 15 olur. Şurası 25'ti zaten. 3, 4, 5 katları var. Demek ki şurası kaçmış? 20'ymiş. Bakın şöyle bir şekil oldu. Hemen ben size o şekli de göstereyim. Şöyle bir şekil oldu aslında orada. Heh. Şunu şöyle indirdik dik olarak. Şurası 15 dedik. Burası 15 dedik. Burasına 20 dedik. Burası 25'ti. Şurası da 25'ti sevgili gençler. Aynen bu şekilde bir görüntü oluştu. Tamam mı? Daha sonrasında şuraya A, buraya A dedik. Unutmayın 2A X'ti. Bizden istenen aslına bakarsanız kotanjant 2A isteniyor bizden. Biz neyi bulabiliriz burada? Burası diksen kotanjant A'yı bulabiliriz. Peki o zaman şöyle diyelim. Tanjant 2A'yı bulup ters çevirelim. Tanjant 2A'nın formülü neydi? 2 tane tanjant A bölü 1 eksi tan kare A'ydı. Aynen böyle. 3, 4, 5'in katları demiştik. Buraya 3, buraya 4, buraya 5 diyebiliriz artık. O halde sevgili gençler tanjant A'yı bulalım. 3 bölü 4 bakın. 2 çarpı 3 bölü 4 bölü 1 eksi 3 bölü 4'ün karesi de 9 bölü 16 yapacaktır. Şunu da şunu sadeleştirdim. 2, 3 bölü 2 geldi. 1'den 9 bölü 16'yı çıkarırsanız arkadaşlar 16'dan 9'u çıkardınız. 7 bölü 16 yapacaktır. Daha sonrasında şunu da şunu sadeleştirdim. 8 ters çevirdim çarptım. 24 bölü 7. Şimdi biz neyi bulduk? Tanjant 2A'yı bulduk. Bize kotanjant 2A çünkü kotanjant x soruluyordu. 24 bölü 7 tanjantsa 7 bölü 24 de kotanjanttır. Doğru cevabımız C seçeneğinde verilmiş sevgili arkadaşlar. Devam ediyorum bir diğer soruyla. 0 ile 2 pi aralığında bir x'imiz var. X 0'a eşit olabiliyor ama 2 pi'den farklı. 1 artı sin kare x eşittir 1 eksi cos x'in karesi artı cos x olarak verilmiş. Bakın 1 artı sinüs kare x eşittir 1 eksi cos x'in karesini alıyorum. Birincinin karesi, ikincinin karesi, eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı yani 2 cos x. Artı bir de burada kosinüs x'imiz var. Daha sonrasında 1 artı sin kare x demiş ya. Ben bunu 1 artı 1 eksi cos kare x biçiminde yazmak istiyorum. Nereyi? Bakın şuradaki sin kare x'i 1 eksi cos kare x biçiminde yazdım. Eşittir 1 artı
cos kare x eksi 2 cos x artı cos x daha da eksi cos x yapacaktır. Bakın buradaki artı 1 ile buradaki artı 1'i de götürdüm. Her iki tarafta var çünkü. 1 eksi cos kare x'in hepsini de sağ tarafa gönderelim. Böylelikle 2 tane cos kare x'imiz meydana gelir. Eksi cos x'imiz var. Ve eksi 1'imiz oluşur. Eşittir 0 deriz. Böylelikle artık burayı 2 cos x ve cos x diye. Burayı da eksi 1'e artı 1 diye parçalarsanız. Eksi 2 cos x artı cos x daha eksi cos x'i verir. Ve yan yana toplayacağız. 2 cos x artı 1 çarpı cos x eksi 1 eşittir 0 dedik. Bakın. Ya bu 0 olacak ya da bu 0 olacak. Cos x eksi 1 0 ise cos x 1'dir. Ve cosinüs x'i 1 yapan 0 ile 2 pi aralığında sadece bir tane değer vardır. O da 0'dır zaten. Burada bir tane değer var. Kaç tane x değeri vardır demiş. X eşittir 0 sağlar. Ve burada da cos x eşittir eksi 1 bölü 2 olmalı. 0 ile 2 pi aralığında cosinüs eksi 1 bölü 2 yapan 2 tane değer vardır mutlaka. Dolayısıyla ikisini de sayabiliriz. 2 tane burada. Bir tane de burada, toplam cevabımız 3 olacak sevgili gençler. Cevap A'ydı. Hocam o değerleri sorarsa ne yapacağız? Kosinüs x'e eksi 1 bölü 2 yapan değerleri bulacaksın. Bir tanesi ikinci bölgededir ki kos 60 biliyorsunuz 1 bölü 2'ydi. İkinci bölgede kosinüs 120 olacaktır. 120 derece sağlar. Bir de sevgili gençler, üçüncü bölgede bakacağız. 180'e 60 ekleyeceksiniz. Kosinüs 240 da yine ne olacak? Eksi 1 bölü 2'ye eşit olacak. O değerleri nasıl bulmanız gerekiyorsa birinci bölgede aldığı değerlerin diğer bölgelerdeki karşılığına bakacaksınız. Umarım anlaşılmıştır. Ve sevgili gençler, artık son sorumuz 31. Bunu da çözelim. Daha sonrasında veda konuşması yaparız. Düz bir zemin üzerine konumlandırılmış iki nolu dik üçgen, bir nolu dik üçgenin ok yönünde A noktası etrafında döndürülmesiyle elde edilmiş. Bakın, A noktası etrafında döndürüyoruz sevgili gençler. AC uzunluğu bir birim olduğuna göre BC uzunluğunun alfa cinsinden ifadesi nedir diye sormuş. Bakın, AC uzunluğu 1. Bu buraya döndüğü için bakın, dik burada, dik burada. Demek ki dikin karşısı da yine 1 olacak. Çünkü dönmüş hali. Burası 1. Burası alfa ise, burası 1 ise şurası 1 çarpı sinüs alfadır. Doğal olarak burası da 1 çarpı kosinüs alfadan kosinüs alfadır. Şu uzunluk kos alfa. Şu uzunluk sin alfa. Ve unutmayın ki sevgili gençler, şurası da 1'di. Değil mi? Burası da 1'di. Pekala. Bizden ne istemişti? BC uzunluğunun eşitini istemişti. Şimdi BC uzunluğu dediğimiz yer şu kısım. Hemen işaretlemek istiyorum. Şu kısım arkadaşlar. Ben burayı nasıl bulurum? Tabii ki Pisagor'dan. Sinüsün karesi sin kare A. 1 artı cos A'nın karesi, birincinin karesi artı ikincinin karesi, artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı, sin kare ile cos karenin toplamı, bir de bunun karekökü tabii ki. Sin kare ile cos karenin toplamı 1, 1 artı 1 2 yapar, artı 2 kosinüs A dersem ve ben bunu karekökün içerisine sokarsam zaten cevabı ortaya çıkarmış olurum. Doğru cevabımız Edirne seçeneğinde verilmiştir. Şimdi buradan sonrası artık geometri. Geometri soruları için de Kenan Kara'yla Geometri YouTube kanalına bakabilirsiniz. Kenan Hoca'nın sizler için bu denemenin çözümlerini yapıyor arkadaşlarım, geometri kısmının. Diğer denemelerde görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı lütfen unutmayın.